Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörle ben Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Menemen'den sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün en ilerinden biri olan Grup Teknik Elektronik Güvenlik Sistemlerinin konuğuyuz. Yanımızda eşit mesafelerimizden Engin Boz. Merhabalar Engin Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Ve oğlu Ercan Boz. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Engin Bey, sektörünüze ve hizmetlerinize değinmeden önce sizi değerli izleyicilerimize daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Engin Bey kimdir ve kaç yılında sektöre adım attınız? Ben elektronik hayatıma çok yaşlarda başladım. Curting siyah piyasa zamanında televizyon fabrikasında çalışarak ve daha sonrası kendimi geliştirerek bugünlere kadar geldik. Kendi firmamı 1990 yılında kurdum ve 1990 yılından bu yana değişik, yine elektronik anlamında değişik alanlarda hizmet verdim. Ancak son 10 yıldır tamamen güvenlik sistemleri üzerinde ciddi çalışmalar yaptık ve son 5 yıldır da yine kendi geliştirdiğimiz bir Ar-Ge çalışması neticesinde tamamen bu kabloyla savaşma adına ve daha kaliteli bir hizmet verme anlamında yeni sistemler geliştirmeye başladık. Dediğim gibi son 5 yıldır tamamen MOBESE sistemleri üzerine hizmet vermekteyiz. Hizmet alanımız Türkiye genelinde tamamen jandarma ve emniyet birimlerimiz için oluyor. Sebebi de şu, alışılagelmiş bugüne kadar kullanılan tüm MOBESE sistemleri hep kablo altyapısıyla gerçekleşti. Kablo altyapısıyla gerçekleşen görüntü kalitesi ve kablolamadaki zahmet, toprağa gömülen trilyonlarımız, hepimizin vergileri, hepimizin cebinden çıkan paralar, bunlar devlet ödüyor neticesinde. Bunlarla mücadele etmek adına kablosuz bir sistemi biz Türkiye genelinde ispatladık. İlk 5 sene önce Balıkesir'in Gömeç ilçesinde jandarma sorumluluk sahasında sistemimizi kurduk. Daha sonra Doğu bölgesinde daha zor şartlarda, -38-45 derecelerde bu sistemi ispatladık. Ve şu an tüm Türkiye genelinde devam eden projelerimiz var. Şu an Buraniye İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'nın Buraniye Belediyesi'nin finansörüyle işimiz devam ediyor. Ardından Foça sahil kesimi komple projemiz başlayacak. Daha saymakla bitmez, önümüzde yapacağımız çok iş var. Sözleşmesini imzaladığımız ve imzalamak üzere olduğumuz işler var. Hizmetlerimiz tam hızıyla devam edeceğim. Ben biraz da kameraların özelliklerine değinmek istiyorum. Ne tür özellikleri var? Şimdi az önce de söylediğim gibi bir kablo altyapısıyla taşıyabileceğiniz çözünürlük tamamen hıza bağlı, megabit hızına bağlı. Siz kamerayı ne kadar kaliteli kullanırsanız kullanın. Mesela 3 megapiksel bir kamera 2048'e 1920 çözünürlüğe sahiptir. Ama kablo bu görüntü çözünürlüğü taşıyamıyor. Bizim sistemimiz 400 megabit bir hıza sahip olduğu için kameralarımız 3 megapiksel bir kamera, yani 2048'e 1920 çözünürlüğü kayıpsız birebir ulaştırabiliyoruz. Ama burada tabii gerçekten kaliteli, hava şartlarına dayanıklı, çok sık arıza yapmayan ürünler tercih ediyoruz. Gece daha çok sıkıntı oluyor ama sizde böyle bir sıkıntı yok. Bütün bu sıkıntıları çözdük. Bizim gece ve gündüz görüntülerimiz ayırt edilemiyor. Örnek resmini size göstereyim. Tabii böyle olunca güvenlik güçlerimiz hız kazanıyor. Olayları daha kısa sürede daha hızlı bir şekilde çözebiliyor. Mesela gece plakaları görmek problemdir. Her kamera bunu gösteremez. Evet. Belki gösterir ama bu çözünürlüğü merkeze ulaştıramadıkları için ne olur? Acaba barajın plakası kaçtı, rengi neydi, modeli neydi gibi sorularla, araştırmalarla zaman kaybetmiyor güvenlik güçlerimiz.
Ve kameralarımız gerçekten işe yarıyor. Yani hizmet veriyor. Burada birazcık da titiz çalışma. Kesinlikle. Bölgeye göre malzeme seçme, hava şartlarına göre montajı ona göre, mesela bizim direklerimiz de farklıdır. Bölgeye göre farklı direkler kullanırız. Rüzgar alan bölgeler, estetik olması gereken bölgeler. Mesela bir Foça sahildeki kamerayla bizim bir orman yolunda jandarma için kurmuş olduğumuz kamera direği aynı olmamalı diye düşünüyoruz. Evet, kesinlikle. Ve onlara dikkat ediyoruz. Çok şükür şu an sistemlerimiz sıkıntısız bir şekilde hizmet amacına hizmet ediyor. Bu şekilde. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Evet. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktasınız? Şimdi bizim işimiz hep sahada. Mesela bir jandarma sorumluluk sahası büyük bir alan. Yani bir jandarma, ilçe jandarma bölük komutanlığına 50'nin üzerinde köyler var. Mesela Havran'dan örnek vereyim. Havran ilçe jandarmanın tam 39 tane orman köyü var. Ve en yakın köyü 45 kilometre, en uzak köyü 170 kilometre. 170 kilometre uzaklıktaki bir köyün görüntüsünü biz jandarmaya yüksek çözünürlükte ulaştırıyoruz. Yani çalışma sahamız oldukça geniş. Ben biraz da oğlunuzu tanımak istiyorum, Ercan Bey. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize de? Evet, ben kendimi bildiğim bileli babamın yanında ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendim 2010 Gazi Üniversitesi mezunuyum. Aktif olarak şu an Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı teknoloji ve tasarım öğretmenliği yapıyorum. Tabii projelerimiz bizim tamamen ihtiyaçtan doğdu. Kablolu çalışmalarımız zamanında olmuştu, ben daha küçüktüm o zaman. Çok sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıdan dolayı yeni projeler arayış içine girdik. Kablosuz teknolojiyi keşfettik. Zaten büyümeye açık bir sistem olduğu için de tercih edilen bir sistem oldu. Şöyle örnek vereyim. Bizim ülkemizin altyapısı ve üst yapısı sürekli değişen bir ülke. Evet, kesinlikle. Yani sürekli yeni inşaatlar ve altyapısı değişen bir yapıya sahip. Fiber optik bir kablolama yapıldığında, altyapıda bir müdahale olduğunda o kabloya zarar verilebiliyor ve trilyonlar çöpe gidiyor. Ama bizim sistemimizde, kablosuz sistemde böyle bir sorun yok. Diyelim yerini beğenmedik ya da orada başka bir inşa söz konusu. Aynen direğimizi söküp başka bir noktaya takabiliyoruz. Kesinlikle bir kablolama, işte başka bir işçilik söz konusu olmuyor. O yüzden jandarma ve polis kolluk kuvvetlerimiz tarafından tercih edilen bir sistem. Tabii bunun yanında projelerimiz gelişmeye devam ediyor. Çünkü teknoloji ucu açık, kesinlikle sonu gelmeyen bir kapsam. Biz de projelerimizi sürekli geliştiriyoruz. Ben de elimden geldiğince, derslerimden vakit buldukça babamla babanıza yardımcı oluyorsunuz. Zaten bizim iş yerimizde bir aile ortamı var. Ailece çalışıyoruz. Hep aile şirketi olduk. Gelen personelimiz de bizim ailemizden biri olduğu için projelerimiz daha sıcak ve daha hızlı ilerliyor. Kaç personelle hizmetinizi sürdürüyorsunuz? Projeye göre değişmekte, tam sayı isterseniz babam versin. Dışarıdan personel, sigortalı personel, şu an 3 tane personelimiz var. Tabii kendi oğlum, diğer ufak oğluma Sercan Boz, üniversiteyi bitirdi şu an, o da bana yardımcı oluyor. Kardeşim Ergün Boz, o da aynı sektördeyiz. Aslında burası bir aile şirketi ama tabii dışarıdaki personelimiz var. İşin yoğunluğuna göre. Evet, işin yoğunluğuna göre. Çünkü bir de ben aşırı bir titiz bir yapıya sahip olduğum için illaki o direklere ben kendim çıkacağım. Evet, kendiniz bakacaksınız bu illaki. Yani MOBESE odasına kuracağım zaman önce bir şöyle bir bakarım ben bu odaya ne yapabilirim en güzel, en iyi bir şekilde. Sıvası, kapısı, penceresi, masası, sandalyesi tamamen hep kendi işçiliğine yaparım. Pek fazla dışarıdan destek almam. Kafamdaki tasarladığımı oluşturmak istiyorum. Tabii diğer arkadaşlar da uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş. Yine profesyonel arkadaşlar alanında gelişmişler. Şu ana kadar yapmış olduğumuz yerler nerelerde yaptık bu çalışmaları? Mesela diğer illere de yapmadığımız illere de yine yönlendirebilir miyiz çalışmaları? Şimdi biz daha önce dediğim gibi ilk Balıkesir Gömeç ilçesi,
Balıkesir Havran ilçesi, şu an Balıkesir Burhaniye ilçesi, Ayvalık Şirinkent, Dikili Sahiller Altı Sarıgül 89, aklıma gelenleri söylüyorum çocuklar. Doğuya gidecek olursak Kars Arpaçay İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kars Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kars Selim İlçe Jandarma Komutanlığı, Kars biliyorsunuz şu an Türkiye'nin en büyük organize sanayi Kars'ta oluşturuluyor. Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü. Başka neresi vardı? Yani sayamadığımız yani daha çok il vardır eminiz. Evet, proje aşamasında olan. Proje aşamasında devam eden ve başlayacağımız birçok iş var. Şimdi tabii bu sektörde duyulmaya başladıkça biz piyasadaki diğer meslektaşlarımıza da destek oluyoruz. Yani kablodan ziyade kablosuz sistemlere IP altyapıyla çalışan megapiksel kamerayla yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece kendimiz değil de yani bu sektördeki diğer meslektaşlarımızla da işbirliği içerisindeyiz. Onlara da destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bu sistem daha da yaygınlaşacağı benziyor. Diğer illere de yani bir talep olması durumunda aynen, yine yönlendirebiliriz aynen. Ürünlerimizi. En son Volvadin'de bir keşif çalışmamız oldu. Oradan şu an bir cevap bekliyoruz. Sözünüzü kestim. Olur mu? Estağfurullah. Bir de şöyle bir, tabii hala daha bir soru işareti var. Bugüne kadar denenen kablo sistemlerde hiç başarılı olamamışlar. Tabii bir ön yargı var. Kablosuz sistem dediğimiz zaman bir acaba sorusu oluyor. Ama tabii kullanan yerlerle görüştükçe, referans aldıkça fikirler değişiyor. Tabii resmi işler olduğu için öyle işte al bu işi size verdik. Evet, olmuyor yok, biraz. Tamamen şartnamelere dayalı. İade alman gerekiyor. Tabii ihaleleri alıyoruz. Neden alıyoruz? Diğer sistemlere nazaran çok çok daha ucuza çıkan bir proje ortaya koyuyoruz. Kablolara, kablolamaya bir para harcanmıyor. Aynı zamanda kaliteli olduğu kadar da ekonomik bir sistem. Ekonomik olarak da yani bütçeye de uygun. Aynen. Evet. Efendim böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere hangi numaralardan ulaşabilirler? 724 telefonum hiç kapanmıyor. Açık. Çünkü arkadaşlarımız, emniyet güçleri arkadaşlarımız yardım isteyebiliyor. Gece bir olay oluyor, kayıtlarda yardımcı olmamız gerekebiliyor. O sebepten dolayı telefonum 24 saat açık. 0506-993-2970 numaralı telefon 724. Bu numaradan ulaşabilirler. Oldu da sahada çalışırken bazen görüntüden falan telefonu duymuyorum. O zamanlarda da çekinmeden ben oğlumun numarasını paylaşıyorum. Oğlum teknik destek verebiliyor. Her konu teknik destek yine bilgi sahibidir Ercan Bey. Sizden de alabilir miyiz numaranızı Ercan Bey? Benim numaram da 0541-795-9558. Aynı zamanda bizim internet sitemizden de bize ulaşabilirler. Sürekli aktif olarak takip ediliyor. Onun adresi de www.grupteknikguvenlik.net. Aynı zamanda bize Facebook adreslerinden de ulaşabilirler. Yine Facebook sosyal paylaşım sitelerinden de ulaşabilirler. grupteknikguvenliksistemleri.com olarak ulaşabilirler. Bu web adresinden ve telefonlardan herhangi bir talep gelmesi durumunda sizlerle iletişime geçebilirler. Her türlü teknik destek konusunda da yardımcı oluyorsunuz zaten. Efendim burada verilen kaliteli hizmetlerinizle sektörün en ilerinden biri olmayı başardınız. Herkes tarafından bilinen, tanınan, iyi bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi birçok firma bulunmakta. Sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Size göre insanlar size neden tercih etmeli? Şimdi neticede kamera sistemi ne kadar kaliteli malzeme kullanırsanız kullanın. Ne kadar iyi hizmet, montaj, kaliteli montaj yaparsanız yapın. Bir de bunun arkası var. İşin arkasında durma olayı var. Kesinlikle. Neticede bir kamera bir mercektir, bir gözlüktür. Sabah silmeden takarsanız tozlu bir ortamda görürsünüz ortalığı. Kameralarımız da dış ortamlarda çalıştığı için sürekli toz, çamur, yağmur damlacı, doğuda kar. Yani dış etkenlerden etkilenir. Tabii bunların bakımları, servislerinin zamanında yapılması. Kesinlikle. Az önce de belirttim, 7/24 ben arkadaşlarımıza destek veriyorum. Teknik destek
işi hızlandırmak adına. Yani bizi bence ayıran titiz çalışmamızın, kaliteli işimizin yanı sıra yapmış olduğumuz işlerin arkasında duran. Mesela İzmir ve Kars, Türkiye'nin bir ucu. Evet. Teknik servis raporlarına baktığımız zaman biz hiç çağrılmadan 2 sene önce yapmış olduğumuz Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün işine tam 29 sefer periyodik bakıma gitmişiz. Yani çok büyük paralar kazanmıyoruz. Hı hı. Ama yapmış olduğumuz işin de layıkıyla arkasında durmamız gerekiyor ki bize gelen işler genelde referansla geliyor. Evet. İyi hizmet, kaliteli hizmet. Tabii bunun öncesinde de yine kaliteli malzeme kullanımı ve kaliteli montaj. Hı hı. Herhalde bize... Bunlar başarıyı getiriyor zaten. İleriye yönelik plan ve projeler nelerdir? Neler bekliyor size? Evet, şimdi ileriye yönelik bizim değişik yine ARGE projelerimiz var. Mesela şu an PTS tanıma sistemi uygulamaya sokuyoruz. İleriki zamanlarda yine MOBESİ'lere de yansıyabilecek bir yüz tanıma sistemi. Bir de şöyle bir durum var. Düşünün, bir MOBESİ memurunun karşısında 60 tane, 70 tane görüntü. Hı hı. Bunları ne kadar dikkatli izleyebilir? Evet. Hangi kamera nerenindi? Hı hı. Bunları karıştırmamak mümkün değil. Görüntüye bakıyorsam, ya bu kamera hangi bölgenin kamerasıydı? Biz yine ARGE çalışmalarımızla bu kameraları harita üzerinde noktaları belirterek hangi kamera, hangi numaralı kamera, hangi bölge ait? Yani kullanımla ilgili değişik yeni ARGE çalışmalarımız var. Hı hı. Büyümeye devam ediyorsunuz. Evet, bu konuda biz size başarılar deriz ve oralarda görmekten de mutluluk duyarız. Evet. Efendim, bizi izleyen izleyicilerimiz içerisinde sizlerle tanışan ve sizlerden duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşan izleyicilerimiz de bulunmakta. Buradan onlara sizi tercih ettikleri için bir teşekkür mesajınız var mıdır? Tabii ki vardır. Biz her yapmış olduğumuz işten bir teşekkür belgesiyle, bir plaketle dönüyoruz. Bizleri onurlandırıyorlar. Biz de tabii bu sebeple daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Kars benim için ayrı bir yeri var. Kendi memleketim gibi. Orada çok büyük hizmetlerimiz var. Arpaçay İlçe Emniyet Amirimiz Erkan Bey, Arpaçay Kaymakamımıza, Organize Sanayi Bölge Müdürümüz Filiz Hanım'a, Sayın Kars Valimize, yine batıda, bu taraflarda Alistan Yüzbaşı'ma. Yani bizlere referans olan da ismini sayamadığımız çok kişiye, kusura bakmasınlar, komutanlarıma, emniyet müdürlerime çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Efendim, eğer izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizlere İzmir Menemen'den ve sektörün en ilerinden biri olan Grup Teknik Elektronik Güvenlik Sistemlerinden seslendiğimizi söylemiştik. Gerek kaliteli hizmetleri gerek profesyonel çalışanlarıyla sektöre ihtiyacı olan herkesin tercih etmesi bizlerin de tavsiyesidir. Verilen hizmeti ve kendilerini tanıdığınız zaman fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Efendim, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Başarılarınızı ve çalışmalarınızın devamını dileriz. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz Tumuzlu'yla devam ediyor. İzmir Menemen'den ve sektörün en ilerinden biri olan Grup Teknik Elektronik Güvenlik Sistemlerinden sizlere seslendik. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.